Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdiki dersimizde kategorilerle alakalı durum özelliğini aktif pasif yapacağız arkadaşlar. Önce durumları yapacağım, sonra sırasıyla sıra numarasını yapacağım. Bu ders son ders durumlarla alakalı. Alt kategorileri size bırakacağım. Alt kategorileri ben kendim yapacağım. Sizinle kaynak kodu olarak veya video olarak paylaşmayacağım. Size bu ödev olarak. Zaten görüyorsunuz çok kolay. Pratik yapın arkadaşlar. Güzel olur. En başta ne yapmamız gerekiyor? Nasıl başlıyoruz? Kurumsal veri tabanı geliyorum. Kategoriler tablosuna girdim. Hemen buraya yapı diyorum. Resim sonrasına diye seçeyim. İki tane diyorum veya bir tane diyeyim. Zaten sıra numarasını ayrı ayrı yapacağız. Bir tane diyorum. Buraya durum dedim. Integer değil, boolean dedim. Bir diyorum. Boş olabilir dedim. Sadece 1, 2, 3, 4 tane yerde oynama yaptım. Kaydete bastım. Böyle tane tane 1, 2, 3, 4 gibi veya farklı detayları veriyorum ki yaparken hatırlayın. Pratik olarak aklınızda da kalsın. Pekiştirin. Güzel olur diye arkadaşlar. Şimdi Sublime'a girdim bunun ardından. Kategorileri yapacağım için admin diyorum. Kategoriler hepsi sayfasına giriş yaptım. Durum yapacağım buraya bir tane durum dedim. Hemen kullanıcı liste içerisine giriş yaptım. Burada bunu kopyalıyorum. Kopyaladım. Geldim neyin altına? Resmin altına onu yapıştıracağım. Resim burada. Tamam. Buraya yapıştırdım. Şunu biraz geri aldım. Biraz daha yukarı alıyorum. Buna da kategoriler dedim. Klasıma. Değişkenime ne demişim yukarıda? Kategoriler demişim. Kopyalıyorum, buraya yapıştırdım. ID'ye yapıştırdım. Bu veri tabanı tarafına yapıştırdım. Sonra yine label içerisine yapıştırdım. Burayı da tamamladığıma göre admin master içerisine giriş yaptım. Yine bundan bir kopya aldım. Bunun hemen altına yapıştırdım. Buna kategoriler diyorum. Kategorileri kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Klasımı kategoriler olarak vermiştim az önce. Kategoriler dedim. Buna da aynısı gibi şunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Kategoriler durum dedim. URL'ime ardından URL'i kopyalayıp web PHP içerisine girdim. Zaten kategori burada. Hepsinin altına bunu yapıştırdım. Sonra geldim bunu kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Kategoriler, durum, fonksiyonumu pardon URL'imi yapıştırdım. Hemen ardından fonksiyonumu da böyle durum olarak değiştirdim. Name'e ihtiyacımız yoktu. Sadece URL ve fonksiyon kullanıyorduk burada. Kategori durumu fonksiyonumu kopyaladım. Yukarı geldim. HTTP admin kategori kontrolü içerisine girdim. Kategori hepsi içerisine fonksiyonumu yazacağım. Hakkımızda controller içerisinde giriş yaptım. Çoklu durumu burada kopyaladım. Kategori controller içerisine bunu buraya yapıştırdım. Şimdi fonksiyonumu aldım, kestim, buraya yapıştırdım. Benim burada neyi değiştirmeye ihtiyacım var? Tabii ki önce fonksiyonu yaptık. Sonra modelimizi, belki veri tabanında diyebilirsiniz. Modelimiz ne? Kategoriler dedik. Zaten bunlar hepsi aynı veri formdan gelen, veri tabanından gelen gibi gibi sonra bunu kaydedecek diyoruz. Kategori controller bir de bunu nereye yapacağız? Insert ekleme tarafına. Ekleme tarafı burada. Buna diyoruz ki resimden bir tane kopya alırsak böyle. Buraya durum dersek sonra bu durumu sen eklerken bir olarak ekle diyelim. Güzel olur. Şunu bir kopya olarak alırsam aşağıda bir de resimsiz ekleme var kategorilerde. Geldim bunu da durumu 1 yap diyorum. Güncelleme tarafına zaten karışmıyorum. Güncellemesine bir şey yapmaya ihtiyacımız yok. Şimdi geldim sayfayı kategoriler liste tarafına geçiş yaptım. Diğer taraftan buraya göz at dersem bir şeyi de yanlış yapmışız. Neyi yanlış yapmışız? Kategori ekle, kategori liste, route, kategori durum. Bakalım. Web.php giriş yaptım. Şuraya bir noktalı virgül atmayı unutmuşuz. Pardon ya da silmişiz. Kaydettim. Şimdi sayfayı refresh yaptım.
Tamam geldi harika durumlarım sıfır olarak geldi buraya. Lokal host dedim hepsinin sıfır olduğunu bana gösteriyor. Hemen geliyorum. 1, 2, 3 tane dedim. En üstten 3 tanesini yaptım bakalım. Bunu bize çalıştırmadı süper. Bakalım kategorilerdeyiz. Niye çalıştırmadı bu? Geldim sayfayı tekrar refresh yaptım. Niye çalışmadı? Nerede hatayı yaptık? Bakalım. Kullanıcı neredeyiz? Önce nereye girelim? Kategoriler hepsi bir eğitim içerisine giriş yaptım. Kategoriler şu klasımı umarım yazarken hatalı yazmadım buraya. Kategoriler olarak yazdım. Kategoriler durum şeyim. Burada bakalım. Kategoriler tamam. Kategoriler durum olarak yazmışız. Sonra kategori controller içerisine giriş yaparsam yukarı en yukarı gelirsem burada kategori durum var. Kategori durum kategoriler modeli durum tamam aslında bir hata görünmüyor ama sayfayı refresh yaptım. Geldim bir bakalım şöyle yaparsam sonra gelip buradan bakarsam tekrar. Şimdi bir tanesini bir yapmış bu niye böyle oldu anlamadım. Bir dakika geç mi geliyor acaba? Sayfayı refresh yaptım. Tamamdır. Şimdi yaptı. Az önce de yapmış herhalde. Anlamadım ben. Neyden kaynaklı oldu? Burada bir tanesi şey değil. Şöyle hepsini bir ben pasife alayım önce. Sayfayı refresh yaptım. Hepsini aldı. Şu alttaki iki tanesini bırakıyor. Onu niye bırakıyor? Hizmetler deneme. Deneme. Bunu niye bırakıyor? Şunu şöyle bir silersem. Onu sildim. Tamam. Şimdi geldim sayfayı tekrar bir refresh yapayım. Tamam anlamadım onun ama 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Tamamdır. Şimdi yapalım. 1, 2, 3. 3 tane bir yaptım. Sayfayı refresh yaptım. Çok ilginç anlamadım. Sayfayı refresh yaptım. Ha, tamam getirmiş biz mi görmedik acaba? Bir daha 1, 2, 3 yaptım. Hatta şu konsoldan da bakabilirdik ama şimdi konsoldan bakacağım. Neyse. Tamam hepsini sıfır yaptı herhalde. 1, 2 ben arka arkaya bekliyorum. Bir tanesi üstten yapıyor. Şimdi bir de şöyle yapalım. İncele dedim. Buraya konsol diyorum. Konsoldan bize başarılı mesajı veriyordu. Bakalım. Buradan başarılı vermedi ama çalıştırıyor. Çalıştırıyor, çalıştırıyor ama. Gelip bakalım sayfaya refresh yaptım. Hepsini de çalıştırdı arkadaşlar. Hiçbir problem yok ama buradan şey vermedi. Bunu daha önce de yapmıştı ama çalıştırıyor. Son bir daha göz gezdirirsem gerçi bir hata olsa çalışmaz. Zaten burada bir hata yok. Burada zaten WebPHP'de bir hata yok. Admin Master'a geliyorum. Bu zaten onunla aynı. Bu da kategoriden az önce kopyaladık. Varsa burada diyeceğim. Olsa zaten çalıştırmaz. Kategoriler klası tamamdır. Hepsi tamam aslında. Bir hata olsa zaten aktif pasifi çalıştırmaz. Geldim. Son olarak bir daha şöyle iki tane yaptım. Sayfayı refresh yapıyorum. İki tanesini yaptım. Şunu da şöyle yaparsam İki tane daha yaptım. Bir tane boşta kalacak burada. Bir tanesi burada boşta. Şunu aldım. Bunu boş bıraktım. İki tane boş bıraktım hatta. Sayfayı tekrar refresh yapıyorum. Tamam, iki tanesini de aldı arkadaşlar. Ben tekrar tekrar test yaptım ki sonra hatalı oldu, şu şöyle oldu, böyle oldu diye bir durum olmasın. Sizinle beraber tekrar tekrar test yaptım. Hiçbir problem yok arkadaşlar. O zaman bu dersi burada bitireceğim. Bunun da kaynak kodlarını paylaşacağım. Burada alt kategoriler kaldı. Bunu ben ders arasında kendim yapacağım. Ama sizinle kaynak kodu veya video paylaşmayacağım dediğim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar.